El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbetinde. Allah'ın hepinizden istediği temel hedef sizlerin mutlu olmanızdır. Bütün insanlar Allah Teala tarafından hayat adı verilen bir muhteva içerisine Allah'a yaklaştırılmak üzere getirilirler. Allah'ın istediği bütün insanların ruhlarını da, davetçilerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeleridir. Bu hedeflere ulaşacak şekilde yaratılmıştır insanlar. Ama bu hedeflere ulaştıracak olan vasıflarla donatılan insan aynı zamanda bir aklın sahibidir. Ve dilediğini yapmakta serbest bırakılmıştır. Nasıl bir serbestlik söz konusu? Bu serbestliğin sonunda hesaplaşmak mutlak olarak geçerlidir. Mutlak olarak tahakkuk eder. Bunun için bu hesaplaşma dizaynında Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir sistem var. Kerâmen Kâtib'in melekleri iki grup olarak bütün hayatımız boyunca bizi üç boyutlu olarak filme alırlar. Birinci grup yaptıklarımızı sözlerimizle beraber, bizimle konuşanların sözleriyle beraber üç boyutlu olarak filme alırken İkinci grupta düşüncelerimizi hangi olayı ne düşünerek gerçekleştirdik? O olayın tahakkukunda hedefimiz neydi? Birinci gibi bir insan hata işleyebilir. Ama hata iki türlü işlenebilir. Bir, bilerek isteyerek birisine kötülük etmek, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek. İki, farkına bile varmadan, o niyete olmadan başka birine bir zarara dokunmak. İkisi birbirinden çok ayrı sistemlere tabidir. Her suçun bir cezası vardır. Ama elinde olmayarak bir başkasına zarar veren bir kişi burada kasti yoksa o kişiye kötülük etmek niyetinde olmayarak farkına varması mümkün olmayan bir standartta o kişiye bir zarar vermişse o zaman farklı muamele görür. Derecat sistemi sonsuz alternatiflerin muhtevasında olduğu bir dizayndır. Burada her türlü ihtimal dikkate alınarak mizan muhtevası içerisinde hazırlanmıştır her şey. Her suçun bir derecesi vardır.
en az dereceden en çok dereceye doğru olaylar sıralanmıştır. Ve insanın davranış biçimleri ona derece kaybettirir veya kazandırır. Bir insan, ben şu anda evet ibadet etmiyorum, namaz kılmıyorum, zikir yapmıyorum. Ama kimseye de bir fenalık etmiyorum. Öyleyse namaz kılmadığım için şu anda, oruç tutmadığım için, oruçlu değil olmadığım, Ramazan ayı olmadığı cihetle oruçlu olmamda da bir sakınca yok. Öyleyse ben derece kaybetmiyorum. Kimseye bir kötülüğüm olmadığına göre derece kaybetmem söz konusu değil. Doğru mu? Hayır sevgili kardeşlerim, doğru değil. Yanlış. Çünkü Allah-u Teala bütün ibadetleri belli vakit devrelerine dayandırmıştır. Mesela günde 5 vakit farz namaz vardır. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama bunun ötesinde 2 tane de sünnet var. Kuşluk sünneti, teheccüd sünneti. Birisi sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınır. İkincisi yatsı namazıyla sabah namazı arasında kılınır. İşte bu iki namaz farz değildir. Sünnettir. Ama önemli olan muhteva nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere miras kalan sünnetleri de yerine getirmek. Şimdi böyle bir dizayn söz konusu ve kişi o sırada şöyle düşünüyor. Ben şu anda namaz kılmıyorum. Son namazımı tamamladım. Yeni namazında vakti girmedi. Ramazan değil, oruçlu da değilim. Şu anda bir ibadetim yok. Ama bu sebeple derecat kazanmıyorum. Diğer taraftan kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Gerçek mi bu? Gerçekten böyle bir insan derecat kaybetmez mi? Kaybeder. Çünkü devamlı bir ibadet vardır. Bu ibadetin adı zikirdir. Allah Teala buyuruyor, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Eskürunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse evet, sabah zikir yap, öğlende zikir yap, akşam zikir yap, yatsıda zikir yap diye ayrı ayrı Allah-u Teala'nın emirleri var. Ama bunların arasında boşluk devreleri var. Sabah namazı ile öğle namazı arasında saatler var. Bu saatler boyunca tamam, namaz vakti değil. Ben namazla emrolundum. Tamam ama namaz vakti değil. Namazımı yapmıyorum. Kılmıyorum. Ama kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat kaybetmem söz konusu değildir
diyen birisi varsa o bilsin ki derecat kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Zikirsiz geçen her dakika kişi derecat kaybeder. Her ne kadar Kur'an'daki temel emirler unutulmuş, İslam alemi güdük bir geçit vermez bir noktaya sıkıştırılmış, İslam'ın 5 şartı Kur'an-ı Kerim'in temel emirlerinin yerini almış ve insanlar devamlı bir derecat kaybetme statüsüne ulaştırılmışlar. Ve cehennemden kurtulmaları da mümkün değil. İnsanlar da derler ki İslam'ın 5 şartını ben yerine getirdiğim zaman mutlaka cennete girerim. O zannedenlere selam ediyoruz buradan. Diyoruz ki dininizi öğrenin. Siz İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle asla cennete giremezsiniz. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cennete giremez. Eğer 6. şart olan zikir yoksa yedinci şart olan Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla cennete girmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hangi konuda bir emir vermişse, bu bizim için mutlaka bize öğretilen standartlarda veya bilmediğimiz bir ölçüde bizim için bir tesir sahasıdır. Allah-u Teala 5 vakit namazın ötesinde 2 vakit daha farz kılmıştır. Bu muhtevada Allah-u Teala'nın gerçek anlamda farz kılmalısı mıdır bu? 6. ve 7. namazlar. Hayır. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olduğu için değer kazanmıştır. Biz sadece kendimizi sorumluluk altına sokan bir inancın sahibiyiz ki Peygamber Efendimiz sünnetleri bizim için farz gibidir. Kur'an-ı Kerim'de farz kılmadığı cihetle bu bir Kur'an emri değildir. Ama sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bütüne baktığınız zaman İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını, farz olduğunu görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üçü hem farzdır hem de Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen bir insana o safhanın üçünü de yaşatacağına dair söz vermiştir. Sözünü mutlaka tutar. Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi yer alır.
Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmaz. Ruhu, o kişinin ruhu, o kişinin kendisi tarafından Allah'a ulaştırılmaz. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah kendisine ulaştırır. Demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi yetiyor. İslam'ın 5 şartına mutlaka zikrin eklenmesi lazım. Az zikirde, çok zikirde, yani günün yarısından az zikirde, günün yarısından çok zikirde, kesintisiz, daimi zikirde üzerimize farzdır. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bizi Allah'a ulaştıracak olan zikir daimi zikir değildir. Demek ki Allah'ın ismini zikretmemiz farz kılınmış ama bu ayet-i kerimede daimi zikir hüviyeti yok. Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini veriyor. Feskürunallâhe kıyamen. Öyleyse Allah'ı zikret kıyamen ayaktayken, kuvuden ve otururken ve alâ cünübihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret. Bir insan üç halde bulunur. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncüsü yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemiz üzerimize farz kılınmış sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın bizden istediği nedir? Bizden istediği şey farz kıldıklarıdır. Ayaktayken de beni zikredeceksiniz demiş, otururken de zikredeceksiniz, yan üstü yatarken de zikredeceksiniz, dördüncü bir hal yok. Öyleyse zikri daim bütün insanların üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, zikir bir mutluluktur. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat nurları ya da fazılların taşıdığı baştan yüze iki rahmet nuru salavatın taşıdığı baştan yüze iki rahmet nuru sonra da %98'e kadar yükselecek olan fazıl nurları nefsimizin kalbini doldurmaya başlar. Bunun yarısı %51'lik bir birikim Allah-u Teala tarafından sağlanıyor. Madem ki demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah-u Teala mutlaka
sözünü yerine getirir, getirmemesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatli bakın. Allah Teala diyorsa ki ben ulaştırırım, mutlaka ulaştırır, kendisi ulaştırır. Hangi şartlar altında? Bir tek şartı var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. İnsan üzerine vazife olan budur. Geri kalanını Allah gerçekleştirecektir. Biz insanlar sadece Ya Rabbi bütün erenlerin yaptığı gibi ben de sana ulaşmayı, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte böyle bir dileği kalbinden söyleyen herkes için kapı açılmıştır. Mutluluk kapısı. Bir defa bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen zaman parçası içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Daimi zikirde bile yaşanamayan bir mutluluğu bu kişi o 7-8 aylık devrede mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki böyle bir statü içerisinde insanların Allah'ı unutmaları onların mutsuzluğunun yegane sebebidir. Allah Teala bir insanı mutlu etmek için gerekli olan her şeyi Kur'an-ı Kerim'de farz haline getirmiş. Ve de bunlardan bir insanın mutluluğunda en üst seviye rol oynayacak olan şey zikri daimdir. Daimi zikir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan bir insan için iç dünyasında artık devamlı Allah, 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 Allah diye bir ses kesintisiz bir şekilde uyurken de o kişi, ayaktayken de, otururken de hep Allah'ı zikreder. Bu kendi kendine oluşmaz. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin üzerinden daimi zikre ulaşıncaya kadar geçen devre içerisinde kişi iradesini kullanacak ve Allah-u Teala'dan devamlı yardım dileyecektir. Daimi zikir Allah'ın yardımıyla ulaşılan bir vetiredir. Kişi gayretinin karşılığını alacaktır. Ne kadar gayret ederse Allah'tan o kadar yardım alır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah yolundaki gayretinin semerelerini zikirde seyreder. Ne kadar çok zikrederse o kadar çok nefsinin kalbi temizlenir. Buna paralel olarak kişinin mutluluğu o kadar artar. Başlangıçtaki yarı yarıya mutluluğa ulaştıracak olan ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti Allah-u Teala tarafından bütün insanlara Allah'ın bir hediyesi olarak teslim edilir. Bir dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki bir dilek, Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sadece bunun kalpten olup olmadığına bakar Allah-u Teala. Kişi diliyle Ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum deyip kalbi böyle bir talebin sahibi değilse o kişi bunda başarıya ulaşamaz. Gönülden bir talep olması lazım. Gerçek anlamda bir talep olması lazım. Bunu da en iyi bilen
Allah'tır. Ve de bu gerçek talep Allah'ın harekete geçmesi için yeterlidir. Allah-u Teala harekete geçecektir ve mutlaka bir sonuç çıkacaktır ortaya. Allah-u Teala o kişiyi en güzel standartlar içinde ruhen kendisine ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştıracaktır. Kişinin sadece talebi yeter. Rahat 27'de Allah-u Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma keyfiyeti 7-8 aylık bir devreyi kapsar. 7 tane gök katı aşılacağına göre her ay bir tanesinin aşıldığını düşünelim. 7 aylık bir süreç içerisinde o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman o kişiyi şeytandan ayıran şalter devre dışı kalır. Ve de şeytan tekrar o kişiye saldırmaya başlar. Çok insan Allah'a ulaştıktan sonra şeytanın devreye girmesinde zikrini arttıramadığı için, devam ettiremediği için zikrini yoldan düşmüştür. Hem de o 7-8 aylık mutluluğu yaşadıktan sonra hayatının en güzel hatırasını teşkil edecektir. O kişi devam etmezse yoluna bir daha aynı mutluluğu asla yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa mutlaka bunun ön şartı, olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilemezse o kişinin hiçbir şekilde mutlu olması mümkün değildir. Mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında huzur içinde olması, mutlu olması, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Üç unsurun birden tahakkuk etmemesi halinde o kişi mutluluğu yaşayamaz. İş dünyasındaki mutluluk, nefsinin kalbinde mutluluğu önleyecek olan afetlerin yok edilmesi oranına bağlıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden önce bir ruhu vardır, %100 hasletlerle doludur. Bir nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. Bir de fizik vücudu vardır. Fizik vücut nefse de ruha da örtüdür. Bu fizik vücudun içindeki nefs ve ruh ikilisi birbirinin taban tabana zıttıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruha karşılık, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir nefs, azgın bir nefs kişinin muhtevası içindedir. İki düşman kardeş yan yana kişinin iç dünyasında. İşte asıl olan zikir adı verilen bir müesseseyle mürşide tabiyetten sonra zikrin Allah, 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 Allah diye sesle veya sessiz veya dilini de kımıldatmadan kişinin dilini de kımıldatmadan iç dünyasındaki bir dizayn içinde Allah'ın ismini tekrar etmesi, bunlardan ikisi hafi zikirdir,
Bir tanesi cehri zikirdir. Sesli olan cehri zikirdir. İşte zikirdir ki kişiyi mutlulukların en üstüne çıkartır. Zikrin artışına paralel olarak kişinin mutluluğu artar. Çünkü zikrin artışı nefsin kalbindeki afetleri temizler. Nefsin kalbindeki afetlerle ruhtaki hasletler, birisi mutsuzluğu, afetler, diğeri mutluluğu, hasletler ifade eder. Ne kadar hasreti arttırırsak o kadar mutlu oluruz. İşte daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Çünkü Allah'tan devamlı olarak gelen fazıllar o kişinin %2 rahmet nurundan sonra öncü kuvvet olan mürşide ulaşmadan kalbe girmek imkanına sahip olan %2 rahmet nurundan sonra kişinin kalbine her %7 nur girişinde o kişinin ruhu Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu her %7 nur girişinde bir gök katı aşmak suretiyle devam ettirecek ve 7. gök katında 7 tane alemden geçerek tamamlayacaktır. Bu hedef aslında bir insanın Allah-u Teala tarafından kendisine hibe edilmiş olan bir mutluluğu ifade eder. Ne diyor Allah-u Teala? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Nasıl ulaştırır? Kişinin başlangıçta nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşır. Ondan sonra ilk %7 nur birikiminde bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata çıkar. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde 7 tane gök katını aşar ve 7. gök katında 7 tane alemden geçer. Sitetin müntahaya ulaşır zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu vuslattır. Bu noktada kişinin kalbinde %2 rahmet nuru, %49, 7 defa %7 fazıl nuru olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, hepiniz bütün insanlığa bu muhteşem dizaynı anlatmakta, izah etmekte yarış etmelisiniz. Zaten böyle bir yarışın varlığını müşahede etmekteyiz kardeşlerimiz. Sohbet ediyorlar önlerine çıkan insanlarla, yaptıkları ziyaretlerle, insanlara onların bilmedikleri Kur'an hakikatlerini anlatıyorlar. Maksat ne? Maksat bizlerin yaşamakta olduğumuz bu sınırsız mutluluğu onların da adım adım mutlulukları artarak yaşamalarını temin. Şurasını kesin olarak söylemek söz konusu ki, %51'e kadar yükselen bir mutluluğu bir hiç karşılığında bütün insanlar sağlayabilirler. Daha doğrusu onlar Allah'a ulaşmayı dilerler, Allah onlara sağlar. Allah onlara zikri öyle bir sevdirir ki onlar mutlaka günlük zikirlerini tamamlarlar. Namazı öyle bir sevdirir ki namaz bir zevk haline alır. 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarlar insanlar. Oruç tuttukları zaman Allah-u Teala ruhları Allah'a ulaşıncaya kadar geçen o 7-8 aylık devrede, 7 aylık devre diyelim, her ay bir gök katı açsın ruh. Mürşide tabiyetten sonraki 7 aylık devre. Bu devre boyunca
kişinin mutluluğu kesintisiz bir şekilde devam eder. Daimi zikre ulaşan bir kişinin yaşadığı zevkten, mutluluktan daha fazla bir mutluluğu yaşar o kişi. Allah ona mutluluğu yaşatmak istediği için. Allah'ın devreye girmesiyle Allah'ın sağladığı, Allah mutlu etmek istediği için kişiyi sağladığı mutluluk, bir insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonraki mutluluğundan daha yüksek seviyededir. Çünkü orada Allah devrededir. Hava dinleyecek ki iyi de birinde nefsinin kalbinin yarısı nurlanmış, diğerinde tamamı. Tamamının daha mutlu olması lazım gelmez mi? Gelir. Realitesi bu konunun. Ama ya Allah devredeyse, Allah o kişiye mutluluğu yaşatıyorsa, o zaman başka. O zaman farklı bir sonuçla karşılaşacaksınız. İlahi mutluluk bu. Allah Teala kişiyi mutlu kılmak istiyor. Şeytanla ilişkisini derhal yok eder. Şeytan devreye giremeyince afetler hiçbir şey yapmazlar. Afetleri harekete geçiren, azdıran şeytandır. Onun sebebiyle insanlar azarlar, devamlı derece kaybeden bir hüviyete girerler, her şeyleri çok kötü standartlara ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği sağlayan Allah'a biz insanlar ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Sadece bu 7 aylık devre bütün insanlara Allah'ın bir hediyesidir. Bir hiç karşılığı. O kişi sadece bir dilekte bulunmuştur Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi demiştir. Ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Allah-u Teala bakar. Acaba kalpten bir dilek mi bu? Kalpten dilekse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin %51'i Allah-u Teala tarafından o kişiye mutlaka yaşatılır. Kişi o 3 saatlik zikrini bir ömür boyu devam ettirebilse, bir ömür boyu %51 mutluluğu kişi yaşar. Hemen hemen bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı %51 mutluluk. Başka kazancı var mıdır? Elbette. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra olan ölen bir insan birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölen bir insan ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır, kendisine ulaştırır. Bundan sonra ölen bir insan üçüncü kat cennetin sahibidir. Yani bir hiç karşılığı üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Yetmez. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için yarı yarıya mutluluğun da sahibidir dünya mutluluğunun. Nefsinizin kalbindeki afetlerden ne kadarını yok edebilirsiniz, o ölçüde, o oranda mutluluğu yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah Teala ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size bir hediye veriyor. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılıyor sizi. O devre tamamlandıktan sonra da yarı yarıya mutluluğunuz devam ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun ve hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.
Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.